27 Mart 2023 Pazartesi Dünya Gözü'yle karşınızdayım. Ben Tülin Dalıoğlu. Amerika'dan gelen bir son dakika haberiyle başlayacağız bu haftaya ve CNN'den alıyoruz haberi. Amerikan Federal Mevduat Sigorta Kurumu Silikon Vadisi Bankası'na el koymuştu. Şimdi o el koyduğu bankayı da First Citizens Bankası'na sattı. Şimdi bu 500 milyon dolara gerçekleştirildi satış. Ancak CNN'den öğreniyoruz ki geçtiğimiz yıl Silikon Vadisi Bankası yaklaşık 40 milyon dolar ediyordu. İşte geçen sene 40 milyon dolar elde eden bir banka şimdi 500 milyon dolara satıldı. Hakikaten inanılmaz bir şekilde değer erimesi olmuş durumda. Ama işte geçtiğimiz haftalarda bu Amerika'daki iki bankada çıkan krizden ötürü Amerikan Başkanı Joe Biden hemen kameraların önüne geçmişti ve demişti ki biz burada mevduat sahiplerinin hesaplarını koruma altına alıyoruz ve hiçbirini mağdur etmeyeceğiz. Ama bankayı bir başka şekilde halledeceğiz demişlerdi. İşte oradan Amerikan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na devredilmişti banka. Şimdi de First Citizens'a acil olaraktan demek ki geçiş yapılmış. Bakalım piyasa bunu nasıl fonlayacak? Burada piyasalara güven verilecek mi? Veya piyasalar burada ne gibi bir adım atacaklar? Önümüzdeki günlerde bu hafta boyunca biraz o konuya da odaklanacağız. Ancak işte bu akşam saat daha doğrusu Amerika'ya göre pazar günü akşam saatlerinde varılan bu anlaşma sonrasında yine CNN'den öğreniyoruz ki haberi Silikon Vadisi Bankası'nın 17 şubesi bugün Amerika'da piyasalar açıldığında kapılarını First Citizens Bankası olarak açacaklar. Hakikaten son derece hızlı bir dönüşümü gerçekleştirmiş durumdalar diyelim ve hemen bize dönelim. Dış politikada neler oluyor? Türkiye'nin iki komşusuyla ilgili önemli bazı başlıklar var. Onlarla başlayacağız haber taramamıza. İlki Irak'tan gelecek. Irak, Türkiye'ye karşı uzun süredir devam eden petrol tahkim davasını kazandı başlığıyla verelim bu haberimizi. Konu hakkında bilgisi olan bir kaynak Argus'a konuşuyor. Argus Medya'da hem bu bölgede, Orta Doğu bölgesinde hakikaten giderek daha da güçlenen bir medya, alternatif medya da diyebiliriz. Çünkü arkada bir de lobi faaliyetleri var bunların. Ama önemli, her zaman da isabetli bilgi alıyorlar bunlar. İran yarı özel Kürt bölgesine bir darbe daha indirdiğini söyledi. Alt başlığıyla veriyorlar haberi. Konuda nedir? Kaynak, Türkiye'nin Irak-Kürdistan bölgesinden ham petrol taşıyan sevkiyatların Bağdat'taki federal hükümetin izni olmadan kıyı limanı Ceyhan'dan ayrılmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi diye de bir vurgu yapılıyor. Uluslararası Ticaret Odası'nın Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde bu dava yaklaşık 9 yıldır devam ediyordu ve Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan İran Kürt bölgesinden ham petrol ihracatına izin vererek 1973'teki bir boru hattı geçiş anlaşmasını ihlal ettiği iddiasına odaklanıyordu. Anlaşmazlık Bağdat'tan Bağımsız Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin petrol sahalarını mevcut Irak-Türkiye boru hattını yararlanarak Fişabur'daki Türkiye sınır kapısına bağladığı 2014 yılına dayanıyor. Boru hattı daha önce İran kuzeyindeki Kerkük petrol boru sahasından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ham petrol taşıyordu diyor. Tabii şimdi bu davanın ama içine detaylarına girdiğinizde ilginç bir şey. 2014'te işte bu kriz patlak verdiğinde hani Türk hükümetinde kim vardı buna doğru yönelişe bulunan onu da düşünmemiz lazım. Çünkü 2014'ten bugüne geldiğimiz zaman şimdi seçim atmosferindeyiz. Kim hangi siyasetçi ağzını açsa iktidar kanadından biz PKK'ya kesinlikle geçit vermeyiz diyorlar. Sınırlarımız boyunca bağımsız bir Kürdistan
yönetimine gidilmeyeceğini, bunu asla müsaade etmeyeceklerini söylüyorlar. Ancak 2014'te Türkiye bu yönelişe gittiğinde Amerikan başkentinden çok ciddi uyarı vardı. Bu sadece 1973'teki o boru hattı anlaşmasına dayanarak değil. Ondan sonra işte 20. yılı tamamlandı Irak işgalinin Amerika tarafından. Orada varılan anlaşmada da federal bir yapıya kavuşturulan yeni Irak siyasi yönetişiminde her ne varsa merkezi hükümet tarafından dağıtılacaktı. Yani merkezi hükümet, ola ki işte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kazancı her neyse onu merkez bütçeye aktarıyor. Merkez bütçe dağıtımını yeniden belli oranlar verilerekten yine IKBY'ye aktarıyordu. Şimdi bunu Türkiye doğrudan anlaşmaya gidince Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Washington dedi ki siz böyle bir adım atacak olursanız o zaman Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindekilerin bağımsızlık çağrılarına veya ateşlerine de aynı zamanda katkıda bulunursunuz, bu yöne gitmeyin uyarısında bulunmuşlardı. İşte Paris'teki o tahkim davasında da demek ki Amerika'da Türkiye'yi böyle bir yalnız bıraktı ki o başından beri öyleydi. O zaman da bunu diyorduk, hani Türkiye'yi de aslında bunların hiçbir zaman bağımsızlık yönünde cesaretlenmemesi gerektiğini savunan ama bunu Washington savunan bu iş nasıl oluyor diye bayağı kafalar karışmıştı. Neyse işte bir şekilde oldu. Ankara da bunu hal yoluna koydu. Ancak Ankara bunu hal yoluna koyarken Irak Başbakanı Es-Sudani geçen hafta Ankara'daydı. Ankara'daki görüşmelerinde anladığımız kadarıyla bu konuda bir gündem maddesiydi. Çünkü bu 9 yıllık mahkeme sürecinde Türkiye'nin Irak'a 20 milyar dolar ödemesi gerektiği gibi bir fatura ortaya çıkıyordu. Bu işte işleyişi bir şekilde ekarte etmesi yüzünden ve tahkim mahkemesinin de verdiği karara binaen onu en nihayetinde 1,5 milyar dolara indirgemişler. Ama Irak Başbakanı Sudani ile anlaşmada da işte onu bir şekilde ötelemenin, o parayı hani eriterek Irak'a vermenin bir yolunu anladığımız kadarıyla bulmuşlar ve bu konuda tatlı bir şekilde sonlanmış diyelim. Çünkü Türkiye aynı zamanda pozisyonunu da işte Amerika'nın dediği gibi konumlandırdı. Hakikaten ilginç dönemlerden geçiyoruz. Diyelim Yunanistan'a gidelim. O da batı kıyısında Türkiye'nin komşusu ve cumartesi günü 25 Mart Yunanistan'ın milli günüydü. Ekaterini'den haberi alalım hemen ekranımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vesileyle Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e bir kutlama mektubu göndermiş. Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını söylemiş. Ekaterini'de o vurguyu hemen manşete taşımış ve devam etmiş. Erdoğan'dan Mitsotakis'e ilişkilerimiz daha da gelişecek başlığının altında ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde ortak dönemlerimizde daha da gelişeceğine inanıyorum ifadesini paylaşmış Erdoğan bu mektupta ve eklemiş hem kişisel barış ve refahınız hem de Yunan halkının barış ve refahı için en iyi dileklerimi bir kez daha yineleme fırsatını değerlendiriyorum diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajını noktalamış. O öyle de Ekaterini bu haberi görmüş. Şimdi Ekaterini de görüyorsunuz, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilettiği kutlama mesajının verilişi son derece kısa ve net. Hani öyle hani bazı medya, Yunanistan'daki kimi işte gazeteler bunu çok daha farklı verdiler. Biraz mübalağa sanatı kullandılar diyebiliriz. Çünkü hakikaten Ege'nin iki kıyısı, bizde deprem, Yunanistan'da tren kazası oldu.
olduktan sonra birbirlerine son derece insani bir temasla dokunmuşlardı ve yardıma koşmuşlardı, iyi dileklerini iletmişlerdi. Ondan sonra da işte bu sivri diller veya atılan o sivri hamleler bir anda sükunete ermişti. Tabii o nasıl bir sükunet? Hepimizin bunu daha dikkatli sorgulaması gerekiyor. Ama esas olan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu milli günde Yunanistan'a gönderdiği mesaj. Hadi onu da getirelim. İyi katimeriğini de bakın nasıl veriliyor. Biden Yunan Bağımsızlık Günü'nde diyor, iki nokta üst üste koymuşlar. İttifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Ve hakikaten Amerikan Başkanı Joe Biden senatör olduğu yıllardan da bilinir. Yunanistan'a karşı çok farklı bir zaafı var. Çok seviyor. Kendisi gibi kabul ediyor hatta. Ve işte ülkesinin kurucularının bu mektubunda diyor, ülkesinin kurucularının eski Atina demokrasisinden ilham aldıklarını ve Yunan-Amerikan toplumuyla uzun süredir devam eden bağlarına da dikkat çekerek Yunan-Amerikalıların ABD ekonomisine katkılarını övüyor bu mektubunda Amerikan Başkanı Joe Biden. Bugün 200 yıldan uzun bir süre önce bağımsızlıkları için savaşan Yunan devrimcilerinin kahramanlıklarını onurlandırıyor ve büyük uluslarımızı her zaman birbirine bağlayan kutsal fikri, yani biz insanların kendi kaderimizi şekillendirme gücüne sahip olduğumuz düşüncesini kutluyoruz diyor. Ortak değerlerimiz ve ortak amacımızın hikayesi Amerika'nın kuruluşuna, eski Atina demokrasisinin demokrasimizi kuranlara yeni bir öz yönetim sistemi kurmaları için ilham vermesine kadar uzanıyor diyor ve bunu hakikaten uzun uzun da vermişler. Gazete bunu bayağı geniş çaplı bütün mektubu olduğu gibi de aktarmış durumda diyelim. Ve Biden yönetiminin bu hafta düzenlediği Washington'daki ikinci demokrasi zirvesine dönelim. Şimdi bu demokrasi zirvesi Washington'da yarın başlayacak. Perşembe gününe kadar devam edecek. Haberi verdiğimizde de size Euronews'den verelim. Biden yönetimi Türkiye ve Macaristan'ı ikinci demokrasi zirvesine davet etmedi başlığıyla veriyor Euronews haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl ikincisini düzenlediği demokrasi zirvesine 120 civarında ülke katılacak. Fakat Biden yönetimi iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Macaristan'ı gelecek hafta yapılacak zirveye davet etmedi. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Beyaz Saray yönetiminin en önemli dış politika girişimlerinden biri olarak gördüğü zirve, dünya genelinde yükselen otoriter yönetimler karşısında demokrasileri güçlendirmeyi hedefliyor diyor bu haber. İşte onda ne olduğunu biliyoruz. Bunu birazcık daha kapsamlı bir şekilde konuğumuzla ele alacağız. Ama konuğumuza dönmeden önce bir de Jerusalem Post'un dünkü başyazısını verelim. Yoav Gallant, İsrail yargı reformu tehlikesine ilişkin uyarıda bulunduğu manşetiyle geliyor bu başyazı ve başbakanın şimdi atabileceği en iyi adım diyor bu editoryal grup. Gallant'tan ipucu almak, yasama sürecini durdurmak ve muhalefetle müzakerelere yeşil ışık yakmaktır diyor. Şimdi Gallant'ın açıklaması aslında perşembe akşam bekleniyordu ama cumartesine sarktı. 11 haftadır da protestocular İsrail sokaklarında hakikaten giderek daha da güçlenen bir şekilde Netanyahu'nun aşırı sağ partilerle kurduğu koalisyon hükümetinin sunduğu yargı reformuna karşı isyan halindeler. Ve bu isyanı Savunma Bakanı Gallant şöyle tanımlıyor. Toplumumuzda büyüyen çatlak İsrail savunma güçleri ve güvenlik teşkilatlarına sızıyor diyor Savunma Bakanı Gallant. Bu devletin güvenliğine yönelik açık, acil ve somut bir tehdit oluşturmaktadır. Böyle bir şeyin olmasına aracı olmayacağım diyor ve ekliyor. Ama şimdi yüksek sesle ve alenen ilan ediyorum ki İsrail'in güvenliği oğullarımızın ve kızlarımızın hatırı için, İsrail halkının hamursuz bayramını ve bağımsızlık gününü birlikte kutlayabilmesi için
yasama sürecini durdurmalıdır diyor. Ve ne beklersiniz İsrail Başbakanı Netanyahu'dan? Tabii ki Galant'ı görevden aldı. O Galant'ı görevden aldı. Bu sefer protestocular tabii ki oturmadılar. Daha da güçlü bir şekilde sokağa çıktılar. İsrail Başbakanı'nın Kudüs'teki rezidansının önünde dün akşam yoğun bir protesto vardı. Netanyahu ve ailesini başka bir yere taşıdılar o nedenle. Ve Tel Aviv'de de çok güçlü bir şekilde bu protestolar sürdü. Bakalım İsrail'de bu iş nereye varacak diyeceğim. Ama artı bir haberi daha verelim. Sadece İsrail halkı değil, aynı zamanda Fransızlar da sokaklarda. Onlar da başka bir nedenden ötürü. Çünkü Fransa'da da Emmanuel Macron, Fransa Devlet Başkanı, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasayı parlamentonun da desteği olmadan kendi işte başkanlık gücüyle birlikte bir şekilde geçirdi. O da öyle yapınca halk daha da sinirlendi ve sokaklara çıktı. Bir de bunun üstüne geçen hafta parlamentoda ilk güven oyununda aldı. Yani Macron'a destek geldi. Neden destek geldi? Çünkü bunu Macron hani çok popüler olmayan bir karakter, pek de sevilmiyor ama gayet matematiksel bir nedenden ötürü bu emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkardı. Keza 10 yıllardır Fransa'da zaten hep bu yönde bir konuşma vardır. Ama işte pandemi sonrası, ardından Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrası bu bütçelere gelen o yük mecbur etti artık Fransa Devlet Başkanı'nı. Her ne kadar kendinin sevilmediğinin farkında da olsa, protestoların farkında da olsa mecburi olarak bu adımı atmalıydı, attı ve sokaklar Fransa'da da inanılmaz derecede karışık bir durumda. Konuğumuzla ilk sohbeti o yüzden demokraside insanların, vatandaşların bu demokrasiye katılımları üzerinden bir açalım istiyorum. Kimle konuşacağız? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile. Hocam günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim Hüseyin Hanım. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu demokraside vatandaşın katılımı üzerinden bir sizinle sohbeti açalım istiyorum. Çünkü Türkiye hem Washington'daki zirveye ikinci defa davetsiz kaldı. Bir bu. Bunun demokraside nasıl bir etkisi var? Gerçekten hani otoriter hiçbir yönetişim yok mu o toplantıya katılan? Bir orayı şey yapabiliriz. İkincisi İsrail'le Fransızlar demokrasiye katılışlarında herkes siyasilerin kararlarına etki etmek istiyor ama işte birisinin etmek istediği yönle ötekinin etmek istediği yön arasında farklılık var ve burada da siyasilerin sorumluluğu var. Demokrasi hakikaten çok karışık da bir yönetim şekli. Sizin gördüğünüz perspektiften bunları bir yerli yerine oturtabilir misiniz hocam? Teşekkür ederim. Aslında bu genel olarak uluslararası siyasal ilişkiler, uluslararası ilişkiler literatüründe son yıllarda tartıştığımız liberal demokrasinin geleceğiyle ilgili bir konu da aynı zamanda. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail gibi nispeten liberal demokratik dünyanın meşru üyelerinde olan bir tartışma değil, birçok farklı ülkede yapılıyor. Günümüzde halk kendisini nasıl temsil ediliyormuş gibi hissediyor. Bu konuda ciddi soru işaretleri var. Mevcut kurumlar, mevcut devlet yapılanmaları, mevcut siyasi kültür ve anlayışlar sokaktaki halkın çıkarlarını doğrudan temsil noktasında çalışıyor mu, hareket ediyor mu? Halk gerçekten kendisini düşünen insanlar tarafından yönetilip yönetilmediğini hep soruyor. Bu soru hep var yani. Bu ilginç bir konu değil. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olan Biden yönetiminin demokrasiyi hem kendi ülkesinde hem uluslararası arenada birikmek noktasında verdiği bir mücadele var. Bunu da tabii ki Amerika'nın mevcut liberal uluslararası ilişkiler sisteminde, düzenindeki liderliğini, hegemonik konumunu pekiştirmek adına yaptığını biliyoruz. Yani demokrasiyi ne kadar güçlendirirsem diyor Biden açıkçası evde ve dışarıda, Amerika'nın Çin ve Rusya gibi illiberal otokratik ülkelere karşı verdiği ikinci soğuk savaşı daha bir başarılı şekilde yürütebilirim. Bu savaşı kazanma ihtimali artar düşüncesi var. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir Fransa'ya bakalım. Yani Fransa hakikaten ilginç. Yani devrimler ülkesi biliyorsunuz. Halkın egemenliğini
ilk defa kabul eden ülkelerden, ülke aslında tabii Fransız devriminden sonra, yani otoritenin ve meşruiyetin doğrudan halkın iradesinden kaynaklandığı felsefesi, prensibinin geçerli olduğu ülke. Siz de konuşmanızda söylediniz, yani Macron sevilen bir siyasetçi değil. Ama çok rasyonel davranan bir siyasetçi, matematiksel düşünen bir siyasetçi. Çünkü Fransa yaşlanan bir ülke. Yaşlanan bir ülkenin de çalışır durumdaki nüfusunu daha yüksek oranda tutması lazım. Çünkü ne kadar çok genç, ne kadar az yaşlıya bakarsa bu emeklilik düzeni çerçevesinde, bu ekonominin o kadar rekabet edebilme kapasitesini de arttırır. Çünkü Amerika genç bir nüfus. Ortalama nüfus Amerika'da 40 yaşın altında ve devamlı şekilde üretebiliyor. Çin, Japonya ve diğer Doğu Asya ülkelerinde de Avrupa Birliği'ne benzer bir sıkıntı var, ama Fransa'nın sıkıntısı, genel olarak Avrupa'nın sıkıntısı çok açıkça ortada. Yaşlanıyor Avrupalılar. Yani Fransa'nın hem Avrupa hem de dünya sisteminde rekabet edebilme kapasitesini gerçekleştirebilmesi için bu emeklilik sistemini, emeklilik yaşını biraz ötelemesi gerekiyor. Çünkü rasyonelite bunu gerektiriyor. Yani bir de şunu düşünelim. Yani 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor bu yasa tasarısı. Yani 64 yaş nedir ki? 64 yaş artık orta yaş yani. Yaşlı bir yaş da değil. Yani insanlar 80 yaşlarına kadar çalışıyorlar artık. Yani bir de emekli yapıp devletin üzerindeki şeyi, yükü arttırmanın ne alemi var diyor. Fransa bile biliyorsunuz yani sosyal devlet, sosyalist bir yapı var Fransa'da aslında. Yani her ne kadar kapitalizm varsa da Fransa'da ilginç bir paradokstur. Yani Fransa devleti aşırı devletçidir. Devletin yani kamu sektörünün Fransa ekonomisindeki ağırlığı, eğer yanlış hatırlamıyorsam, %50'nin üzerinde. Yani muazzam bir oran bu. Dolayısıyla bu şartlarda Macron'un yapmaya çalıştığı şey son derece rasyonel. Ama tabii halk mutlu olmaz. Neden olmaz? Çünkü Fransızlar bir şeyi de temsil ediyorlar. Yani kaliteli yaşamı, kendine vakit ayırabilme üzerinden sağlıklı, kaliteli, eğlenceli, tatmin edici bir yaşamı, böyle bir felsefe de var Fransa'da. Yani Amerikalılar kadar işbolik değiller bu adamlar. Daha fazla vakit kendilerine ayırabilsin istiyorlar, daha güzel yaşasın istiyorlar, daha keyifli bir hayat sürsün istiyorlar. Yani mezara kadar çalışmak istemiyorlar açıkçası. Ama Macron işte bunları yemiyor. Bir de tabii bankacı bir karakter, finans sektöründen gelen birisi ve düz kar zarar hesabı yapıyor, rasyonel bakıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ama ilginç olan nedir? Fransa örneğinde gördüğümüz, halk yani gösterilerle, protestolarla bir şeyi yapabilmeyi deniyor. Yani kendi iradesini Macron üzerinde, başkan üzerinde tesis etmeye yönelik birçok sivil toplum faaliyetinin içine girebiliyor. Protesto ediyor, gösteri düzenliyor, ne bileyim işte konuşuluyor, yazılıyor, tartışılıyor. Bu tartışma da çok yoğun yaşanıyor. Bu da herhalde liberal demokratik rejimlerin olmazsa olmaz, açık toplum diye ifade ettiğimiz toplumsal yapıların olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi. Fransa bunu gürültülü yaşıyor, kavgalı yaşıyor, patırtı içerisinde bir ortam var şu anda, ama yaşıyor. Yani önemli olan bunu yaşaması. Yani Fransız devletinin polis gücünü kullanarak protestocular üzerinde kullandığı şiddeti de görüyoruz. Açıkçası buna da vakıfız şu andaki gelişmeler neticesinde. Bu da hoş değil. Yani enteresan. Yani hem bir devletçi damar var. Yani devletin bekası vurgusu Fransa'da da çok güçlüdür. Ama onunla paralel şekilde onun kadar etkili olan bir halkın aşağıdan yukarıya dillendirdiği talepleri, elindeki bütün enstrümanları kullanarak gösterebilme şeyi de var, iradesi de var. Şimdi yani hocam, lafınıza gireceğim, bir şeyin altını çizeceğim. Yavaş yavaş da sizi o İsrail tarafına da getirmek istiyorum, ama İsrail'deki protestocularla Fransa'dakilerin arasındaki en önemli farklardan birisi de o sokaklarda yakılan ateşler. İsrail'de bir iki var ama o kadar yaygın değil. Hafta sonu halbuki Fransa'da bayağı ateşler yakıldı. Hatta sosyal medyada bir iki tane öyle video vardı. İşte bir kafenin önünde bir çift oturuyor. Gayet işte yoğun bir diyalog içerisindeler. Önlerinde de bir ateş yanmış. Orada da protestocular başka bir mesaj veriyorlar. Tabii buna bakınca acaba hissizleşiyor musunuz? İşte başkalarının dertlerine hiç empati yapamaz hale mi geliyorsunuz falan diye bakılıyor, ama ben olayı matematik üzerinden okuduğum için orayı biraz herhalde ben de hissiz mi okudum bilemiyorum. Oradaki manzarayı başka görüyorum. İsrail'de ise
daha farklı. İsrail'de de dans ediyorlar protesto ederken. İşte aşırı ultra ortodokslar çıkıyor. Onlar kendilerine göre, onlar da o yargı reformuna karşılar. Onlar öyle ve amaçlar o kadar farklı ki. Diyeyim, İsrail'den de alalım. Ondan sonra bir başka yeni başlık açacağım. Buyurun. İsrail'le ilgili bir yorum yapacağım şüphesiz ama öncesinde Fransa'ya ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sizin söylediğinizden yola çıkarak Fransız ihtilalinin ne kadar kanlı olduğunu, halkın egemenliğini saraydan alma noktasında ne kadar zor kullandığını, ne kadar badireler atlattığını unutmayın. Yani kolay bir süreç değildi Fransa'da yaşanan halkla, halkla yönetim arasındaki iktidar mücadelesinin çok şiddetli ve kanlı geçtiğini unutmayın. Yani halk didinerek, kazanarak, çabalayarak, zorlayarak bazı şeyleri aldı. Bu tarihsel arka plan hep Fransızların DNA'sında vardır. Fransızlar devleti hem çok severler, onsuz yapmak istemezler ama devletin de kendileri üzerinde ceberrut bir konuma geçmesine asla müsaade etmezler. Kendi hakları olduğunu düşündükleri şeyleri baskı dahi kullanarak, zor dahi kullanarak, şiddete dahi başvurarak elde etmeye çalışıyorlar. Yani bu bir kültür meselesi. Gelelim İsrail'e. Yani İsrail'de yaşananlar hakikaten bana şunu söylettiriyor. Yani illiberal, otoriter demokrasi, Macaristan örneği, Polonya'nın Ukrayna Savaşı öncesi konumu falan. Yani şimdi Orta Doğu'nun göbeğinde illiberal bir demokrasi var. Hatta seçilmiş bir otokrasi var, öyle söyleyelim. Yani Netanyahu yanına aldığı aşırı sağcı, aşırı dinci gruplarla hareket ederek İsrail Cumhuriyeti'nin üzerine bina edildiği bu liberal, demokratik, laik, çok kültürcü yapıyı bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum tabii, ideal anlamda, yaşandığı anlamında söylemiyorum ama sorguluyor, gücü tek elde toplamaya çalışıyor. Yani bağımsız bir yargı mekanizmasına pek tahammülü yokmuş gibi gözüküyor. Belki kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü Netanyahu da biliyorsunuz hukuki davalar altında ezilmiş durumda, akıbeti sorgulanıyor. Belki kendisine yönelik olumlu bir adli mekanizma işletmeye çalışıyor ama sıkıntı nereden kaynaklanıyor? İsrail hakkında şöyle bir kültür ortaya çıkmış. Siyasiler, seçilmiş siyasiler devletin önemli kurumlarına, bağımsız çalışan ve işleyen kurumlarına kısa vadeli siyasi çıkarlar perspektifinden müdahale etmemeliler. Müdahale ederlerse, gücü tek elde toplarlarsa bu İsrail'in içindeki karışıklığı ve körükler İsrail'in dış politikasındaki elini de zayıflatır. İsrail'i her anlamda zayıflatır ve İsrail'i İsrail olmaktan çıkartır. Bu aslında biraz da İsrail'in ne olduğu sorusuyla alakalı bir şey. Yani Yahudi devleti bir İsrail mi burada söz konusu olan, işte Filistinlileri de bir şekilde içine alıp daha liberal demokratik bir yapıya evrilme ihtimali olan bir devlet mi burada söz konusu olan, nedir? Şöyle bir şey de söyleyeyim, yani Netanyahu karşısında protesto gösterileri düzenleyenlerin Filistinlilere karşı mevcut iktidarın baskıcı, zora dayalı politikalarını da eleştirdiğini görmüyoruz açıkçası. Onların temel eleştirileri nedir? Yani Netanyahu'nun, yani yürütme erkini elinde bulunduran siyasi otoritenin yargıya doğrudan müdahale etmesi, yargıyı kendi politik çıkarları doğrultusunda çalışır konuma getirmesi. Buna itiraz ediyorlar. Çünkü İsrail 50'li yılların başından günümüze kadar şöyle bir kültür geliştirmiş. Yani yargı mekanizması siyasetin yürütme erkinin içerisine bir şekilde girmiş. Çeşitli kurumlar üzerinden, bakanlıklarda yargı mensupları var. Yani bakanlıkların icraatlarını anayasaya ve hukuka uygunluk noktasında mütemadiyen, düzenli olarak denetleyen bir mekanizma var İsrail'de. Bu mekanizma şu ana kadar sorgusuz bir şekilde yürümüş gitmiş. Birçok iktidar gelmiş geçmiş, hiçbir tanesi buna bir çomak sokmayı düşünmemiş. Bu düzeni bozmayı düşünmemiş. Ama işte Netanyahu hükümeti buna doğrudan müdahale ediyor. Şunu görüyoruz. Çünkü bu noktada işte yanındaki aşırı sağcı ve aşırı dinci siyasi partilerin de Netanyahu'ya inanılmaz bir destek verdiklerini görüyoruz. Burada benim kafamı karıştıran şey şu aslında. Yani Amerika'nın da ne kadar ikiyüzlü ve tutarsız davrandığını göstermek açısından dile getirmek isterim. Yani İsrail'de bu şekilde bir illiberal, otoriter bir yönelim var şu anda ama Amerika'dan çok üst perdeden, çok hani radikal, çok keskin, yani İsrail'in canını acıtıcı, İsrail'i ne yapıyorsun kardeşim, bu kafayla gidersen duvara toslayacaksın tarzında bir uyarı ben görmedim, görmüyorum yani. Yani bu da çok yanlış ama illiberal, otoriter eğilimler taşıdığını düşündüğümüz birçok ülkeye Amerika daha farklı bakıyor.
gerektiğinde onları eleştiriyor, gerektiğinde onların altını oyuyor, tırnak içinde onları cezalandırmak, onları yaptırımlarla cendere altına almak için elinden geleni arkasına koymuyor. Ama İsrail söz konusu olunca akan sular duruyor. Yani tabii ki Amerika içinde de bir tartışma var, onu yadsımıyorum. Yani Kongre içinde var, Amerika'daki Yahudi lobisi içinde var, İsrail yanlısı gruplar arasında var, bu tartışmalar var. Ama yani Amerika'nın bir inisiyatif alması gerektiğini söyleyen insanlar var. İsrail'in sadece kendine değil, Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına da bu şekilde zarar verdiğini düşünen insanlar var. Ama Amerikan yönetimi, tırnak içinde diyelim artık, biraz kontrolcü düşünelim. Yani derin devlet diyelim artık, varsa o da bilmiyorum ama diyelim ki var. O ciddi anlamda sesini çıkarmıyor. Çünkü şöyle bir hesap kitap içinde bence Amerikan devleti. Yani İsrail hele bu İbrahim anlaşmalarıyla birlikte Orta Doğu'daki Arap ülkelerle bir an önce barışsın, arayı düzelsin, resmi kurumsal işbirlikleri, ilişkiler tesis edebilsin. Bu sayede İran tehdidi bertaraf edilebilsin. Amerika'nın bölgedeki çıkarları sağlam güvenceler altına alınabilsin. Ama İsrail'in içinde yaşadığı evrim, içinde yaşadığı tartışma çok da önemli değil. Ne de olsa İsrail, yani vazgeçecek halimiz yok yani İsrail'den. İsrail ne olursa olsun bizim ileri karakolumuz, kolumuz, gözümüz, kulağımız bölgede. Yani bu bakış açısının da ne kadar ikircikli, ne kadar faydacı ve pragmatik olduğunu bence unutmamamız gerekiyor. Evet, değişen bir dünyada yaşıyoruz hocam. Siz onu söylerken bir Batı Şeria'daki olan olaylar sonrasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ilk defa İsrail'e yönelik bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bütün dünya medyası şok geçirdi. Ned Price Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunu nasıl söyleyebilir ki diye. Halbuki son derece sıradan olması gereken bir açıklamaydı. İkincisi İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yeni işte 10 gün 15 gün önce Washington'daydı. İlk defa bir İsrailli bakan Washington'u ziyaretinde hiçbir Amerikan yönetiminden kimseyle görüşemedi. Bu da bir ilkti. Yani bir takım şeylerde var. Aslında her şeyde o kadar aynı değil gibi. Ama tabii hani dişin kavuğunu dolduruyor mu sizin dediğiniz yerden? Orası tartışmaya açık ama hani zamanla orayı bir iyi takip etmemiz lazım. Keza bütün bunlara baktığımız zaman ben geçen haftadan beri söylüyorum. İsrail bu kafayla devam edecek olursa bölgede ikinci İran olacak. Hani İran İslam Cumhuriyeti diyoruz. Ona da İsrail Yahudi devleti diyeceğiz o zaman. O Amerika'nın işte İsrail bir demokrasidir söylemini ne şekilde hani şekilde konuşmaya devam edecek bilmiyorum. İzleyelim görelim. Zamanın önüne geçmeyelim orada. Bir şey ekleyebilir miyim Kün Hanım bu konuyla ilgili olarak? Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Bu aslında dünyada devam eden bir tartışmanın da özeti gibi. Yani normatif anlamda bir tartışma şu anda dünyada yapılıyor. İçe kapanmacılar, aşırı devletçiler, aşırı milliyetçiler, çoğulculuğa karşı olanlar, küreselleşmeye karşı olanlar, bizdencilerle çok kültürcü felsefeye inananlar, uluslararasıcılığa inananlar, dünyadaki herkesin bir şekilde kardeş olduğuna inananlar, daha evrensel, laik değerler üzerine toplumsal yapıların inşa edilmesi gerektiğini düşünenler. Bu iki tane ana kamp var. İsrail daha liberal, daha demokratik, daha çoğulcu, daha küreselci, daha uluslararasıcı bir ülke ola geldi aslında. Yani genel seyrine baktığımızda uzun yıllardan bu yana. Ama Netanyahu'nun bu algıyla bir sorunu var. Yani ikinci bir Putin gibi olmaya çalışıyor Orta Doğu'da. Bir hani Orban gibi olmaya çalışıyor. Orban'ın Macaristan'da yaptığını şu anda Netanyahu Orta Doğu'da İsrail'de yapmaya çalışıyor. Yani bu ideolojik fay hattının da çok keskinleştiğini, dünya siyasetinin anlaşılması noktasında önemli bir turnusol kağıdı vazifesi görmekte olduğunu not edelim bence. Yani bu prizmadan da bakabiliriz birçok ülkedeki gelişmelere. Kesinlikle bakalım ve ezber satırlarla konuşmadan hakikaten zihinleri açmamız lazım. Çok ciddi bir dönüşümden geçiyor çünkü dünya. Diyeceğim şimdi bu tehdit algısında başka bir başlık açacağım. Çünkü Türkiye'nin tehdit algısı, Türkiye'nin hassasiyetleri ve sizin birazdan bence bize daha hani geniş çaplı paylaşacağınız acaba ikinci bir soğuk savaşı mı hani
yaşıyoruz diye açacağımız o başlığa gelmeden önce Arzu Çakır'ın Amerika'nın Sesindeki bir haberini paylaşmak istiyorum. Fransa'dan YPG yetkililerine onur madalyası başlığıyla geliyor. Şimdi bunların hepsi tehdit algısı. Türkiye burada daha farklı hassasiyet gösteriyor çünkü. Fransız Senatosu'nda Fransız Kürt İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Nevruz resepsiyonuna YPG sözcüsü Nuri Mahmut ve kadın kolu YPJ sözcüsü Ruksan Mihemet de katıldı diyor Arzu Çakır. Resepsiyona üniformalarıyla katılan Mahmut ve Mihemet'e Suriye'de IŞİD militanlarına karşı verdikleri mücadele nedeniyle onur ödülü madalyası verildi. Türk Dışişleri Bakanlığı Fransız makamlarına Senato'nun bu girişimini kınayan yazılı bir açıklama gönderdi diyor ve haber devam ediyor. Tabii Ankara açısından hakikaten çok da kabul edilecek bir adım değil bu. Ama ben size soruyu istiyorsanız hani buna da başka evet. bir yorum getirebilirsiniz. Ben tehdit algısında bir odaklamak istiyorum sizi. Çünkü dünyada herkesin tehdit algısı karışmış durumda. İttifak içinde olanların da tehdit algısı bir değil. Şimdi Türkiye'nin buradaki tehdit algısı acaba bu büyük güçler savaşı içerisinde bizim sınır boyumuzda bir de bir bağımsız Kürdistan kurulması hedefi var mı? Biz de sürekli neredeyse gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz. İkincisi Amerika'nın tehdit algısına baktığımız zaman onu da Pentagon'dan, CENTCOM'dan doğrudan ekrana getirelim arkadaşlar. Neyi konuştuğumuzu izleyenlerimiz de orada görsünler. Şimdi her yılın Mart ayında işte bütçe görüşmeleri yapılıyor Amerikan Senatosu'nda ve kurumlar da buna yönelik olarak kendi pozisyonlarını senatörlere aktarıyorlar. Bu 10 gün önce yapılan oturumun deşifresi aslında ve Merkez Komuta Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşuyor General Michael Eric Kurila Merkez Komutanlığı'nın durumunu anlatıyor burada. İşte bu Merkez Komutanlığı 83'te neden kuruldu, niye kuruldu? İşte İran İslam devrimi yapıldıktan sonra Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını korumak için ilk olarak tesis edilmişti diyor. Onu anlatıyor. Ama diyor ki işte o zaman olduğu gibi şimdi de dünyanın coğrafi olarak merkezi bölgesi, Amerikan güvenlik çıkarları, küresel ticaret, küresel enerji ve küresel güvenlik açısından kritik olmaya devam ediyor. Bugün küresel konteyner trafiğinin 1/3'ünden fazlası Süveyş kanalından ve küresel petrolün 1/4'ünden fazlası Hürmüz boğazından geçiyor. Bölge dünyanın bilinen petrol rezervlerinin yaklaşık %50'sine ve dünyanın ulusal gazının %40'ından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın bu bölgesi dünya petrolünün %37'sine, gazının %18'ini üretiyor ve dünyanın en büyük 5 OPEC petrol üreticisinden 4'üne ev sahipliği yapıyor. Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri eşittir. Tehdit algısı dediğimiz zaman Amerika'nın çıkar tanımını da nerede özetlediğini burada CENTCOM komutanı bize aktarmış durumda. Siz buradan baktığınızda 40 yılda hiçbir şey değişmedi diyor CENTCOM komutanı. Siz başka ne nüanslar görüyorsunuz hocam? Yani şimdi tabii farklı konular gündeme getirdiniz. Yani Türkiye ile batılı ülkeler arasındaki tehdit farklılaşması ayrı bir tartışma konusu. Amerika'nın CENTCOM üzerinden dile getirdiği bu görüşler 2. Soğuk Savaş bağlamı çerçevesinde ayrı bir tartışma konusu. Hangisinden başlayalım? Yani Türkiye ile batılı aktörler arasında ayrışmaya başlayan tehdit algılamalarından başlarsak resim çok açık ortada. Yani ne Fransa, ne Amerika, ne Yunanistan, ne de Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun diğer üyeleri Türkiye'nin tehdit hassasiyetleri noktasında bir sempati beslemiyorlar. Bu çok açık saçık ortada. Yani bizim güvenliğimize tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz unsurlara, oluşumlara, aktörlere geleneksel batılı müttefiklerimiz aynı gözle bakmıyorlar. Bakmadıklarını da birçok icraatla gösteriyorlar. Gözümüze vuruyorlar açıkçası. İşte Fransa'nın en son sizin de altını çizdiğiniz haberdeki gibi o yani YPG temsilcilerine böyle bir ağırlama yapması. Bunun çok açık bir örneği. Tabii şöyle bir şey var. Yani küresel ortamda, küresel perspektiften bakalım. Şimdi Amerika bir mutsuz, bir huzursuz, bir gergin, bir stresli, endişeli. Niye? Altındaki zemin sallanıyor Amerika'nın.
Yani eskiden sahip olduğu güce, askeri, ekonomik, siyasi ve ideolojik şu an itibariyle pek sahip değil. Hala güçlü mü? Kesinlikle. Hala bir numara mı? Kesinlikle. Ama eskisi kadar hegemonik bir konumu var mı? Liderliği, albenisi, cazibesi, sorgusu, sualsiz kabul ediliyor mu? Kesinlikle hayır. Bu karşı koyuşu, bu itirazı sadece Rusya mı yapıyor? Sadece Çin mi yapıyor? Hayır. Hindistan'da yapıyor, Brezilya'da yapıyor, Türkiye'de yapıyor, İran'da yapıyor, Mısır'da yapıyor. Yani küresel aktörler yaptığı gibi orta ölçekli güç kapasitesine sahip aktörler de yapıyor. Bu karşı koyuşu ve itirazı Amerika'nın geleneksel müttefikleri dediği ülkeler de yapıyor mu? Şüphesiz. Bu itirazı Almanya'da görüyorsunuz, Fransa'da görüyorsunuz. Bu itirazı Japonya'da ve Güney Kore'de kendi ölçeklerinde dahi olsa görüyorsun. Demek ki Amerikalı meşhur ülkeye yönelik politikaların cazibesine yönelik bir sıkıntı var. Bir kere Amerikalıların bunu kabul etmesi ve yeni ortaya çıkmakta olan dünyaya kendilerini adapte etmeleri gerekiyor, uydurmaları gerekiyor. Ama Amerika neyi tercih ediyor? Hayır diyor. Ben diye 1990'lı yılların başından beri açık ara dünya siyasi sahnesinin tahtında tek başıma oturuyorum kardeşim. Çok güçlüyüm. Ben bu gücümü başka aktörlerle, Çin gibi, Rusya gibi niye paylaşayım? Ben hegemonik liderliğimi niye sorgulanı tartışmalı hale getirdim? Bunun olmasını önlemek benim için daha ideal bir strateji diye düşünüyor. Şimdi bu tabii tartışma Amerikan dış politikası çerçevesinde yapıla gelen bir tartışma. Yani emperyalist, hegemonik, uluslararasıcı, dünyaya düzen ve nizam verici bir felsefe de var Amerika'da. Ama şöyle bir felsefe de var. Hayır, artık eski dünyada değiliz. Güç daha dengeli yayılmaya, dağılmaya başladı. Çok fazla aktör var. Doğrudan bizim ulusal çıkarlarımızı tehdit etmediği müddetçe sınırlarımız dışarısında askeri güç enstrümanları üzerinden sonuç devşirmeyi artık bırakalım. Pentagon üzerinden, CENTCOM üzerinden veya diğer komutanlıklar üzerinden dünyayı ayar vermeyi bırakalım. Dünyayı olduğu gibi kabul edelim. Dışarıdaki imkanlarımızı mümkün olduğunca gerektiğinde kullanalım. Ki asker ve ekonomik noktasında ciddi maliyetlerin altına girmeyelim, elimizin içine bakalım diyen bir yapı da var. Bu iki farklı ekol arasında, birçok ekol var ama iki ana ekolden bahsediyorum. Bunlar arasındaki mücadele ve tartışma devam ediyor. Bunu bir kere söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey de var, önemli olduğunu düşündüğüm. Amerika özellikle Çin'e yönelik bakış açısını Tülin Hanım çok ciddi anlamda artık değiştirdi. Çok net, yani liberal ve kapsayıcı bir felsefe gitti. Realist ve dışlayıcı bir felsefe geldi. Yani Çin'i dünya sistemine katalım, onu yumuşatalım, onu zenginleştirelim. Zenginleştikçe mutlu mesut olsun. Belki ileride liberalleşir, demokratikleşir. Amerika'nın liderliğini sorgulamaz bir konuma gelip sorumlu bir aktör gibi çalışır. Ama böyle bir Çin rüyasının ne kadar boş ve hayal ürünü olduğunu son 10 yılda yaşadıklarımız bize çok açıkça gösteriyor. Şimdi Amerika'da bu stratejinin işe yaramadığını gördüğü için daha realist ve dışlayıcı diye tarif ettiğim bir alternatif stratejiye geçti. Yani Obama ile başladı, Trump'la devam etti bu süreç. Şimdi Biden da bunu devam ettiriyor. Nedir esprisi? Ya kardeşim, Çin'in yükselişini ben engellemem lazım. Yani bunu kuşatmalıyım, çevrelemeliyim, üzerindeki stresi arttırmalıyım. Bana yani Çin'in batılı sermayeye ve batılı piyasalara olan erişimini engellemeliyim. Çin'in teknoloji noktasında benimle liderlik yarışı girmesinin önüne posta koymalıyım. Çin'i yalnızlaştırmalıyım. Dünyaya kötü, öcü, tehdit gibi satmalıyım, pazarlamalıyım. Çin'i etrafındaki ülkelerden uzaklaştırmalıyım. Yani Çin'den bir tehdit yaratmaya çalışmalıyım ki bu sayede hem geleneksel liderliğimi kendi kampımda, yani liberal demokratik dünya diye tarif ettiğimiz dünyada perçinleştiririm. Hem de Çin'i uluslararası sistemde yalnızlaştırırım. Bu da bana hareket kapasitesi sağlar. Şimdi bu stratejisi Biden'ın iktidara geldiği günden bugüne kadar işliyor. Burada ilginç olan neydi? İlginç olan Çin'in Amerika'nın bu stratejisini görmüş olmasına rağmen pek sesini çıkartmadan, hani Amerika'nın aklı başına bir gün gelir, ben şimdi Amerika'yı küstürmeyeyim, Amerika'nın üzerine fazla gitmeyeyim, onu tamamen karşıma alıp onu kaybetmeyeyim refleksiyle daha böyle arka planda, daha sessiz sakin, geleceğe yatırım yapar bir felsefeyle davrandığını görüyorum. Ama Çin de artık o noktayı aşmış durumda. İşte Xi Jinping'in üçüncü kez parti genel sekreteri, üçüncü kez devlet başkanı seçildiği ve bu süreçlerde yapmış olduğu birçok konuşmada dile getirdiği bir düşünce var artık. Çin uluslararası siyasetini etkileyen nedir o? Biz diyor Xi Jinping, Çin devleti olarak, Çin devlet aklı olarak artık şunu görüyoruz. Amerika bizi tehdit görüyor.
bizim yükselişimizi engellemeye çalışıyor. Bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Biz bunların hepsini görüyoruz ve bundan sonra rest çekiyoruz demiyor belki ama artık aklımızı başımızda devşirdik. Biz de buna uygun bir karşı stratejiyle yolumuza bakacağız diyor. Bu karşı stratejinin yani Amerika'nın hegemonyasını ve liderliğini tartışılır bir konuma getiren stratejinin bazı ayakları var. İşte bu 3 tane inisiyatif açıkladı Xi Jinping. Küresel kalkınma inisiyatifi, küresel güvenlik inisiyatifi, küresel medeniyet inisiyatifi. 2 tane de çok spektaküler yani göz alıcı, dikkat çekici diplomatik inisiyatifin altına imzasını attı. İran'la Suudi Arabistan'ı bir şekilde barıştırdı. Bir şekilde tırnak içinde onu yani ne kadar ciddi bir barışmadır zaman içinde göreceğiz ama böyle bir inisiyatif aldı. İkincisi de işte Putin'in Ukrayna Savaşı noktasındaki sıkışmışlığını aşması çerçevesinde Rusya'yı ziyaret etti. Rusya ile Çin arasındaki ikili ilişkinin sarsılmaz, çok güçlü, hatta ittifak tırnak içerisinde oluşumu çerçevesinde dahi değerlendirilebileceğini ima etti. Şimdi Çin şunu göstermeye çalışıyor. Bak diyor Amerika, sen tek alternatif değilsin dünyada. Senin yani bir sorun olduğunda, bir kriz olduğunda bunun çözümü noktasında sadece sana akıl danışılmamalı. Senin yoğurt yiyişin yanlış. Sen taraf tutuyorsun. Sen dünyayı kutuplaştırıyorsun. Sen dünyayı iyilerle kötüler, işte liberal demokratlarla illiberal otokratlar arasında bölüştürüyorsun. İdeolojik kamplar yaratıyorsun. Bu kamplaştırma, düşmanlaştırma, öcüleştirme üzerinden bir strateji takip ediyorsun. Bak senin bu stratejini dünya yemiyor. Senin bu stratejini dünya bundan rahatsız. Dünya bunun kimsenin hoşuna gitmiyor bu stratejisi. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben bir insanlık ailesi içinde yaşadığımızı söylüyorum. İşte a common destiny for humanity diyor. Yani insanlık için ortak kader topluluğu. Hepimiz birlikte yükselelim. Hepimiz birlikte refah içinde olalım. Benim bir diplomasiye, sivil güç enstrümanlarına ve ekonomiye yapmış olduğum bir referans var. Askeri enstrümanlar üzerinden sonuç almak istemiyorum. O kafa yapısını yanlış buluyorum diye prensip olarak söylüyorum bunları. Dolayısıyla alternatif bir kalkınma reçetesi, alternatif bir siyasi yönetişim reçetesi sunuyorum ben dünyaya diyor. Bunun da alıcısı açıkçası var diyor. Bak işte diyor, küresel güney diye tarif ettiğimiz birçok ülke var. Bunlar rahatsız. Senin bu batı dünyasını Rusya karşısında sahaya sürmenden ve birçok ülke üzerine baskı koymandan tarafını seç noktasında rahatsızlar. Birçok ülke topa girmek istemiyor. Birçok ülke Rusya ile iyi geçinmek istiyor. Birçok ülke Ukrayna Savaşı'nın uzamasından dolayı hayatın pahalılaştığının farkında. Enerji fiyatlarında artış var, tahıl fiyatlarında artış var. Herkes bir stres altında. Artık elini ayağını çek kardeşim diyor. Biraz nefes alalım diyor. Yani Rusya'yla da bir çözüm noktasında bir şeyler yapmamız gerekiyor diyor. Tabii biraz da yani konumuzdan uzaklaşmadan şunu söylemek isterim. Tabii Çin'in almış olduğu bu diplomatik inisiyatiflerin zamanlaması ayrı bir önem arz ediyor. Özellikle Ukrayna krizi çerçevesinde. Çünkü Çin 2022'nin Şubat ayından bu yana yani Rusya'nın Ukrayna'yı bir fiil işgal etmesinden bu yana bir denge siyaseti uyguluyordu açıkçası. Hem Rusya'nın aşırı zayıflamasını, güçsüzleşmesini istemeyen bir Çin var. Çünkü böyle bir Rusya ortaya çıkarsa bu Rusya Çin üzerine büyük olabilir. Amerika karşısındaki küresel satrancı kazanma ihtimalini azaltabilir. Yanında güçlü, kuvvetli bir Rusya olsun ister Çin. Zayıf, eli ayağı kırılmış bir Rusya olsun istemez. Dolayısıyla savaşın çok fazla uzaması, bunun bir yıpratma savaşına dönüşmesi, Rusya'nın asla kazanabileceği bir savaş olmadığı anlamda. Çünkü Rusya'nın karşısında Batı var. Yani sadece Ukrayna-Rusya mücadelesi değil bu. Yani öyle olmuş olsa zaten Rusya çoktan savaşı kazanmış olurdu. Ama 40 trilyon dolarlık bir Batı ile 1,5-2 trilyon dolarlık bir Rusya'nın uzun vadede bir yıpratma savaşını, böyle bir Rusya'nın böyle bir savaşı kazanma ihtimali. Dolayısıyla böyle bir strateji. İkincisi de şu, Çin'in düşündüğü. Eğer Rusya'nın çok fazla yanında yer alırsam, onun arkasında bütün güç enstrümanlarımla durursam, bu dünyanın genelinde bana yönelik algıyı da olumsuza çevirir. Bu benim batılı ülkelerle kurduğum ekonomik ilişkileri de zarara uğratır. Çünkü Çin'de şöyle stratejik bir akıl var. Rusya ile Çin arasındaki 200 milyar dolarlık ticaret hacmi gibi daha önemli.
Batı ile Çin arasındaki toplam 1,5 trilyon dolarlık ticaret hacmi bir daha da önemli. Yani Çin'in kalkınmasını tamamlamış bir ülkeden bahsetmiyoruz. Zenginleşmesi için hala Batı'nın teknolojisine, hala Batı'nın pazarına ihtiyacı var. Batı'dan gelecek doğrudan yatırıma da ihtiyacı var. Dolayısıyla tamamen Rusya'nın arkasında konumlayarak kendisini böyle bir riski de almaz. Çünkü bu şu anlama da gelir. Çin, Rusya gibi zor kullanaraktan egemen devletlerin iç işlerine doğrudan müdahale eden, zor üzerinden jeopolitik zaferler elde etmeye çalışan ülkelere destek veriyorsa eğer acaba gün birinde Çin de aynı şekilde davranır mı? Tayvan noktasında aynı şeyi yapar mı? Başka konular olduğunda kendi çıkarlarını başkalarına zor kullanarak empoze edebilir mi? Evet, orta böyle bir Amerika oluşması da Çin'i rahatsızlık verecek. Evet, hocam hemen lafı gelmişken onu da paylaşalım. Hafta sonu bir gelişme daha vardı. Orta Amerika ülkesi Honduras, Tayvan'ı tanıması bekleniyordu. Tayvan yerine Çin'i tanıdı. Amerika'dan tabii ki tepki geldi. Yani o anlamda da herkes o ittifakı kim neredeyse kendine daha yakın tutmaya çalışıyor. Ama ben sizin zihinsel olarak akışınızı bölmek istemedim. Hakikaten bir anlatmak istediğinizi ben de anlamak istedim ama işte bu iletişim çok stratejik önemli bir şey. Eğer konuşarak birbirimizi anlamıyorsak o zaman ne yapıyoruz? Varsayıma gidiyoruz, çıkarımlara gidiyoruz ve o çıkarımlar üzerinden sanki birbirimizi doğru anlamışmışız gibi yapıyoruz. Halbuki olay bambaşka yerlerde de olabiliyor. Şimdi bu benim size sorduğum o iki aşamalı soruda Türkiye ayağı bence o büyük resmin, bulmacanın çok önemli parçalarından biri. Özellikle hani konuya Türkiye'den bakacak olursanız. Türkiye ne yazık ki bunu Batı ittifakıyla ve Amerika'yla hani birbirlerini anlamak için konuşmak üzere oturdukları bir masada henüz iletişemediler. Dört gözle bekliyoruz orada o iletişimin sağlanmasını. Ama herkes birbirine işte sen beni buradan anladın o yanlış, öteki oradan anladı o yanlış. Ama bunları kenara bırakıp ben ne anlamam gerekiyor, bana bir anlat şu işin esasını diye masanın üstüne getiremediler bunu ve hepimizin bu trafik yüzünden canı yanıyor diyeyim. Bir başka konuyu daha hemen paylaşalım istiyorum hocam. O da nükleer tehdit. Bunu konuşmadan programı kapatamayacağım. Çünkü Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı. Batı tarafından baktığınızda bu adıma belki sürpriz değildi ama Belarus'u nükleer şantaja aldı dediler. Öyle midir değil midir, bu bölgedeki nükleer riski ne kadar arttırır ve sizin anlattığınız bu boyuta adını koyduk soğuk savaş diye. Soğuk savaşta biliyorduk o nükleer savaşın olmayacağını ama şimdi diyoruz ki acaba mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet, ben de acaba mı diyenlerdenim. Rusya'nın ve Batı'nın nükleer silahlar üzerinden birbirlerini caydırdığına dair bir kanaat var zaten. Şu ana kadar Amerika'nın, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah yardımını belli bir seviyenin üzerine çıkarmamasının arkasında Rusya'nın olası bir nükleer karşı hamlesinin olabileceği vurgusu vardı. Hakikaten karşılıklı bir denge. Ama şimdi bakıyoruz ki İngiltere'nin de Ukrayna'ya vaat ettiği silah yardımları noktasında bazı nükleer silahların da farklı şekillerde kullanımını içeren planlar öne sürdüğünü görüyoruz. Rusya'nın bundan rahatsız olduğu açık olması da gerekir zaten. Çünkü nükleer caydırıcılık üzerinden bir sonuç elde etmeye çalışıyor Rusya Batı karşısında. Bu caydırıcılık kapasitesi elinden alınırsa Allah muhafaza 3. Dünya Savaşı'na kadar giden bir süreç başlayabilir. Bir şey söylememe müsaade edin. Buyurun. Yeni Soğuk Savaş'ta Türkiye hassas bir konumda. Çünkü Türkiye orta ölçekli bir güç dünyanın ve yumurtalarını farklı sepetlere dağıtmaktan başka yapacağı bir şey yok. Bizim için bütün küresel aktörler değerli ve anlamlı, her biriyle sürdürülebilir bir ilişki içerisinde olmalıyız. Stres altında olmak, tarafını tutmak ve tarafını seçmek zorunda bırakılmamalı Türkiye. Böyle bir baskıyı kim uygularsa Türkiye'ye, hangi küresel aktör uygularsa o kaybeder. Bu baskıyı uygulamayan, Türkiye'yi olduğu gibi kabul edip onunla real politik bir işbirliği mekanizması kovalayan aktör bundan kazançlı çıkar. Yani böyle bir konjonktürde çok fazla değer, çok çalışan ülkeler ki şu anda sanki bunun biraz böyle Biden yönetimi gibi olduğu görülüyor. Uzun vadede bundan zararlı çıkarlar.
Hocam lafı gelmişken hemen bir şey söylemem gerekiyor. Kusura bakmayın. Geçen gün bir yerde bu şeyi konuşuyorduk. Demokrasi zirvesini falan. Birisi dedi ki bu yeni demokrasi zirvesi eskinin BOP'u, Büyük Orta Doğu Projesi oldu. Ve sizin az önceki o söylediğiniz vurgu hakikaten son derece önemli. Türkiye'nin coğrafyasının getirdiği o stratejik önemi herkes doğru anladığı zaman o zaman bizim iç işlerimize de karışmamanın şu anda ne kadar kilit önemli olduğunu belki anlayacaklar. Belki diyorum çok da anladıklarını tarafların göremiyorum çünkü. Ama söylediğinize %100 katılıyorum. Şimdi herkes kendi kafasına mukayyet olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz Türkiye içinde. Buyurun hocam son sözü vereyim. Amerika o kadar yanlış bir şey yapıyor ki demokrasi zirvesine Türkiye'yi çağırmayaraktan. Bu Rusya ve Çin gibi ülkelere inanılmaz bir koz veriyor. Türkiye'ye karşı kullanabilecekleri. Bakın Putin'in Türkiye'yi ziyareti söz konusu galiba. Önümüzdeki yıllar zamanında böyle bir şey de gündeme geldi galiba. Yani Batı stratejik düşünmeli. Bu ikinci soğuk savaş eğer varsa böyle bir savaşta Türkiye gibi bir sarkaç ülkeyi karşı tarafa... Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Amerika yanlış yapıyor dedi hocamız ama Amerika yanlış yapıyorsa Türkiye'de savrulmamasını bilecek kadar o dirayeti ve iradeyi göstermeli diyelim haftayı kapatırken, başlarken ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Tarık Oğuzlu ile konuştuk. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.